romatizma. Bu da illet bir hastalık. Özellikle belirli bir yaştan sonra. Ama telefon var, yine telefonu alalım ondan sonra. Romatizma İyi akşamlar, iyi geceler. Alo. Hemen sorunuzu alalım. İsim vermeden görüşmek istiyorum eğer mümkünse. Buyurun. Cinsel olduğunda bir kaşıntı var. Bu da bu sorun açıyor gündüz iş yerinde. Ne olabilir? Giyimimde de bir kabalık çıkıyor o zaman. Cinsel doktor bey aydınlatabilir mi acaba? Kaşıntı var, bu da iş yerinde sıkıntı açıyor diyor haliyle. Bana da bu konuyla ilgili sıkıntı şikayetler geliyor hocam. Özellikle şimdi, o bölgelerdeki kaşıntıların sebebi nedir? Bir hastalığın belirtisi midir? Nedir? Söyleyeceğim. Cinsel organında herhangi bir kaşıntı varsa onda hepatit genital herpes veya genital sil var. Genital herpes, genital sil, yani virüs var. Bu virüslerden kurtulması için iksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı kullanacak, bağışıklık sistemi çökmüş. Artı çay ağacı yağı sürecek. Çay ağacı yağı. Yani bu şikayete göre sizde bağışıklık sistemini güçlendirecek. Çünkü virüs bu genital sile, human papilloma ve herpes simplex tip 2 virüsü, genital sil, genital herpes'e sebep olur. Eğer ki kendisinde varsa eşine de geçer. Bayanlar da Allah korusun rahim ağzı kanserine bile sebep olabilir. Hmm. Kişi de yorgunluğa sebep, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkine sebep olur. Sinir kökünde saklandığı için beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal cord isimli sinir demetinin içinde saklandığı için yakmak, dondurmak veya bir şey sürmek çare değil. Hmm. Nedir? Bağışıklık sistemini güçlendireceksin. Nasıl? İksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı artı sürmek için de çay ağacı yağı. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş bir şey kalmaz inşallah diyorsunuz. İyi akşamlar. Gitti arkadaş herhalde. Devam ediyoruz hocam. Romatizma. Evet, romatizma ile ilgili bu gördüğünüz bitki şeytan pençesi kökü. Allah neden Allah. Şeytan pençesi? Denmiş hakikaten ya. Neden? Şimdi bu bitki, burada resmi var inşallah bulabilirim. Yerde 2 metre derinlikte bir kökü var. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Evet, şu bir resim. Patates gibi ama 2 metre derinde. Bunun 3 türlü kökü var. 1 kazlık kök, 2 saçak kök, 3 patates gibi yumruları var. İşte toprağın içinde. 6 ay bir damla su görmediği için kendini böyle şekilde koruyor sıcaktan. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Sadece birinden örnek vereyim. Almanya'nın Freiburg şehrinden Profesör Doktor Kubrinski, bu bayan 10 bine yakın hastayı tedavi etmiş. Her türlü romatizma, artrit, artroz, yumuşak doku romatizma, yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, yumuşak doku romatizması, yani fibromiyalji, ankilozan spondilit, omuz, sırt, bel ağrıları. Burada bununla ilgili klinik araştırmaları mevcut. Evet, sayfa. Burada belge var. Nasıl etki yapıyor? Bu şeytan pençesi. Kullanımı nasıl bu şeytan pencesinin hocam? Ne şeytan kadar süre pencesi, kullanacak? Nasıl kullanacak? Kakao gibi tadı. Tamam. Fakat biz bunu özel bir çay hazırladık. Isırgan otu karışımlı çayla birlikte. Isırgan otu da aynı şekilde romatizmaya karşı etkili. At kuyruğu otu, ayrık kökü, onlarla birlikte bir çay harmanı oluşturduk. Bu hafta Harpago Forte diye bir kapsül üretiyoruz inşallah. Ürettiğimizde size müracaat etsinler. Fakat iksir, aloe vera jel, romatizma çayı, enfeksiyon çayı kullanırsa da yeterli. Kapsül olursa süreci hızlandırır. Ama kapsül daha çıkmadı, çıkacak. Evet. Fakat iksir, aloe vera jel, romatizma çayı var zaten. Enfeksiyon çayı. Tansiyonu varsa artı tansiyon çayı kullanması gerekir. Peki. İyi akşamlar, iyi geceler. Buyurun. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Sorumuzu alalım. İyi akşamlar. Dinliyoruz. Spastik kolonla ilgili bir sorun soracağım hocama. Buyurun. Hocam, yıllardan beri bir kolitle spastik kolon
sendromla ilgili bir rahatsızlığım var benim. Ben buna bir türlü çözüm bulamadım. Son zamanlarda sütle ilgili bir problem yaşıyorum. Acaba diyorum laktoz fazlalığım var ya da eksikliğim var. Sürekli sol karnımın üst kısmında gaz ve şişkinlik, bununla itibari kabızlık şekli devam ediyor. İlaçlar almak istemiyorum. Çoğunluk antibiyotik olduğu için bana sürekli yani kafamı bir şey yapıyor, böyle ağır vuruyor. Bunu çözümünü alabilir miyim sizden? Spastik kolitin sebebi şu. Bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde kabızlık ne demek? Çok yoğun mantar var. Bağırsaklar hareket etmiyor. Kabızlık nedeniyle kabız olan kişi de buradaki defi hacet çok pislik üretiyor. Yani zehirli gazlar, zehirli alkoller vesaire. Nereye gidiyor zehirli gazlar, zehirli alkoller? Kabız kişi de bağırsakta kalıyor. Nereye gidiyor bu kokuşma, kokan maddeler? Nereye gidiyor? Bağırsakları yakıyor, sinir uçları yanıyor. Yandığı için irritable bağırsak sendromu, sinir uçları hassaslaşıyor. Ne kullanması gerekir? İksir, aloe vera jel, sarı kantaron sinir uçlarını güçlendirmek için artı keten tohumu. Keten tohumu burada vardı. Keten tohumu. Hocam. Keten tohumu efendim? Keten tohumu da toz halinde mi yoksa tane olarak mı? Toz halinde mi diyor hocam, tane olarak fark mı? Etmez. Fark etmez. Bu bağırsaklarda bu keten tohumu asidi gazı emiyor, hacmini 27 kat büyüyor. Emiyor, sıvıyı emiyor. Fakat bağırsaktaki mantar yok edilmedikçe buna karşı aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Amerika'da Louis Pauling Ensign yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili ürün aloe vera. Aloe veranın birleşiminde 22 çeşit enzim, amino asit, 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Aloe verayı haşladığınızda enzim, vitamin ve amino asitler yok olur. Amerika'nın en büyük şirketi dahi aloe vera üreten bunu doğal üretemiyor. Çünkü bunun birleşiminde çok az miktarda aloin var. Bunu böyle kişi evinde hazırlar da içerse ishal olur. Ve aşırı mineral kaybından halsiz, dermansız, yorgun kalır. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım. 19 yıl, 1992 yılında Frankfurt'ta Ahmet Er, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun baş danışmanıydı. Geldi konferansa, konuştu. Konferanstan sonra herkese tanıştı. Bana gelince dedi ki, ne işle meşgulsunuz? Bitki uzmanıyım. Aa dur dedi, seninle konuşacağım. Nedir? Buyur. Dedi ki, özel. İyi tamam, gittik bir yerde kahve içmeye. Dedi ki, saat gece 3'te Peygamber Efendimiz'i gördüm rüyamda. Bir bitki gösterdi bana. Ahmet bunda çok şifa var, bütün insanların bilmesi lazım dedi. Ama ben bitki tanımıyorum dedi. Nasıl bir bitki tarif et? İşte uzun bir yeşil yaprağı var, üzerinde beyaz binekleri var. Kenarlarında böyle tırtıklı, diken gibi şey var. İçerisinde sıvı var, jel gibi. Dedim bu aloe vera. Ben zaten aloe vera distribütörlü yapıyorum. Aa dedi tamam. Bu işin uzmanı sensin. Beni ilgilendirmiyor dedi. Sabaha kadar uyuyamadım dedi. Serseri gibiyim. Konferans verdim ama dedi. Ben bu rüyayı niye gördüm diye işin içinden çıkamamıştım. Demek senin için görmüşüm dedi. Ne yaparsan yap dedi. Benden mesuliyet kalktı dedi. Ben bunun üzerine 19 yıl Yunan, İtalyan, İspanyol, Fransız, Almanya'daki arkadaşlarımdan ve Şilili, Kızılderili'den, Taylandlı, Çinli bir sürü insandan aloe vera reçeteleri aldım, denedim, başaramadım. Ve geçen sene Çeçenistanlı hekim Fahrettin Efendi Türkiye'ye gelmişti. Ben en ağır kanser hastalarını ona gönderiyordum. Üçüncü, dördüncü devre. Birinci, ikinci devreyi iyileştiriyorduk. Ama üçüncü, dördüncü devre artık bitti. Doktorlar dedi, insanları ona göre o iyileştiriyordu. Bir gün onu ziyarete gittim. Evinin etrafı hep aloe vera. Dedim ki ne oluyor? Aloe verayı ben denedim 19 yıl başaramadım. Üretemedim. Çünkü ishal yapıyor. Dedi ki şu bitkilerle denedim. Yok denemedim. Bir de onlarla denedim. Onu ürettiği üründen daha etkilisini ürettim. Hamdolsun. Allah ondan razı olsun. Bana çok büyük faydası oldu. 19 yıl sonra
aloe verayı ilk doğal üreten kişiyim ben. Dünyada ilk doğal. Benim haricimde hiç kimse bunu doğal üretemedi. Beyefendinin sıkıntılarında da çare burada. Bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe irritable bağırsak sendromu veyahut da ülseratif koliti, morbus kronu, bağırsak rahatsızlarının hiçbirini tedavi edemezsiniz. Mantarı yok etmedikçe. Peki. Mantarı yok ettiğiniz zaman yavaş yavaş rahatlar. Artı sinir uçları yandığı, kavrulduğu için buna karşı da sarı kantaron kullandığında hassaslaşan sinir uçlarını sakinleştirir. Yavaş yavaş normale dönür. Peki. İyi akşamlar, iyi geceler. Telefonlar susmuyor hocam. Buyurun. Alo. Alo. İyi geceler efendim. İyi akşamlar. Hemen sorumuzu alalım. Ben hocayla görüşmek istiyordum. Buyurun. Hocam benim annem 30 senedir şeker hastası. Şekeri çok dengesiz bir düşüyor, bir çıkıyor. Doktorlar asabi şeker dediler. Şeker böbreklere vurmuş hocam. Diyalizlik gibi bir durumu da var. Hocam bu dialize girsin mi? Hani bir öneriniz olur mu bize? Tansiyonu, kolesterolü var mı? Tansiyonu var. Ha, okey. Şimdi... Bir de üresi 200'leri geçik hocam. Evet. Altın başak otu vardı şurada. Dur bir saniye. Altın başak. Yardımcı olsun. Altın başak otu arıyorum. Altın başak otu dünyada böbrek rahatsızlarına karşı en etkili bitki. Hı hı. Altın başak otu. Burada getirdik ama bulamadım. Hı hı. Ben iki ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Havalar birdenbire Burdur'da soğuduğu için böbreklerimi üşütmüşüm. Doktora gittim. Dedi ki şu tahlili getir. Yapılacak. Ondan sonra ilaç verilecek. Hı hı. Dedim ben ayakta duramıyorum. Yani ağrıdan, sızıdan. Sen diyorsun ki 15 gün bekle. Kan terli, idrat terli vesaire. Yok dedi, olmaz. İlaç yazmıyor. Eczaneye indim. Altın başak otu, ısırgan otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü, ardıç tohumu aldım. İki gün çayını içtim, üçüncü gün unuttum. Böbrekte de hiçbir problem kalmadı. 15 gün sonra gittim, dedi ki akut nefrit. Akut nefrit kolay. Ama biz ne yaptık? Kronik böbrek yetmezliğini bile tedavi ettik. Kronik. Diyalize giren, 4 aydır diyalize giren şahıs beni aradı. Dedi ki, ay İbrahim Bey ben 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. İş yerini satmış, çalışamıyor. Bunun tedavisi var mı? Deneyeceğiz dedim. Yani ağır vaka, akut olsa problem değil. Kronik olsa da, yeni diyalize giriyor olsa da diyalize girmiyor olsa da problem değil. Kreatini fırlamış. Bizim ürünleri kullandı 4 ay. Kreatini 6.5'tan 2.13'e şekeri vardı, düştü. Bütün değerleri normale döndü. 4 ay sonra doktoruna bana ara dedi ki diyalize girmek istemiyorum. Benimle değil dedim. Hmm. Kendi doktorunla görüş, onay verirse, kabul ederse dedim, çıkabilirsin. Doktorunun da onayıyla diyalizi bıraktı, bitti. O günden bugüne arada bir iksir, aloe vera jel, böbrek ve mesene çayı kullanıyor. Problem yok. Yani hem böbreğin hem şekerin şifası burada. Evet, inşallah. Devam ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Programın sonuna doğru gelirken uyku bozuklukları, cinsel ve depresyon üzerinde de biraz duracağız hocam. Evet, uyku bozukluğu. Ama bir telefon alalım ondan sonra. Buyurun. Bir şey sorabilir miyim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesinizi biraz yükseltebilirseniz. Hocama evet. Sorunuz herhalde. Buyurun. Benim ufak bir bebeğim var. O 21 aylık. Otopik dermatit diyorlar ona. Sesinizi herhalde alamıyoruz hocam. Duyabiliyor musunuz sesini? Duyamadım. Duyamıyoruz. Benim bir bebeğim var 21 aylık. Atopik dermatit diye bir rahatsızlığı varmış. Atopik dermatit, evet anladım. Bunu birçok tedaviyle uygulanıyor ama henüz bir sonuç alamadık. Sarı yara içinde duruyor. Ne önerirsiniz bize diye soracaktım. Şimdi iksir, aloe vera... Kaç... Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş... Bir de şu gördüğünüz laden gülünün... Çay gibi demleyip pansuma yapıyorsunuz yaranın üzerine. İksir, aloe vera jel artı laden gülü. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese 95 atopik dermatit yani besin alerjisi, kaşıntılı, kabarcıklı, sulu yara.
olan hastalar üzerine tedavi denemesi yapmış. Çayı içilebilir. Artı yaranın üzerine sürüldüğünde birkaç ayda kronik veya akut oluşuna göre de iyileştirir. Bağırsaktaki mantarları yok etmek şart. İksir, aloe vera artı çay.